Bugün konuğumuz 2016 model Peugeot 508 ALC bünyesindeki Otoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu aracı bana sormuştunuz, o nedenle çekiyorum. Sizin de istediğiniz bir araç varsa yorumlara yazabilirsiniz. Aşağıya linki bırakırım. Otoshops'un internet sitesine girin ve Kartal şubesinin stoklarına bakın. Oradaki herhangi bir aracı eğer satılmadıysa çekim gününe kadar çekmeyi tabii ki isterim. İstediğiniz araçları yorumlara dediğim gibi yazabilirsiniz. Buradaki araca geri dönecek olursak, ilk nesil Peugeot 508, aslına bakarsanız güncel Peugeot 508 ile tamamen ilgisiz bir araç. Standart bir orta sınıf sedandan bahsediyoruz. Güncel Peugeot 508 ise 4 kapılı kupe gibi bir araçtır aslında. Çerçevesiz camları vardır ya da liftback tasarımı vardır. Bagaj kapağı camla birlikte açılır. Buradaki ise öyle değil. Buradaki doğrudan Volkswagen Passat'ı hedef almış olan bir sedan. Gerçekten de iri bir araç. Dahası bu yanımda bulunan araç 1.6 litrelik dizel motora sahip, otomatik şanzımana sahip, güzel donanımları var, zengin donanıma sahip de denilebilir. Sadece 47 bin kilometrede ve şu anda küçük sınıf bir hatchback fiyatına satılıyor. Bu nedenle de enteresan olabilir gerçekten de. Eğer irice bir araca ihtiyacınız varsa size farklı sunumları olabilir. Konumuza geri dönecek olursak, 508 2010 yılında üretilmeye başladı ve ilginç bir otomobildir aslına bakarsanız. Çünkü Peugeot 407 ile 607'nin yerini almak için üretildi bu otomobil. 407 orta sınıfa ait sportif bir sedandı. Bazı özellikleriyle tam olarak orta sınıf sedan beklentilerini karşılamıyordu. Mesela bagajı 407 litreydi. Bu espri belki de ilk başta insanların hoşuna gitmiştir ya da Peugeot çalışanların hoşuna gitmiştir ama tüketiciler bunu pek sevmediler. Daha büyük bagaja ihtiyacı var çünkü otomobilin. Bunun dışında otomobilin gerek tasarımı olsun gerek sürüşü olsun orta sınıfın belki biraz daha başlangıcına hitap ediyordu. Tam olarak rekabette o kadar da güçlü bir konuma sahip olamadı. 607 ise bir üst sınıftaydı. Mercedes E serisiyle rekabet etmek durumundaydı ya da BMW 5 serisiyle rekabet etmek durumundaydı. Tabii bu konuda da çok fazla başarılı olamadı. 508 ikisinin tam arasına yerleştirildi. İkisinin müşteri kitlesinin beklentilerini tek bir otomobilde karşılamayı hedefliyordu Peugeot bu otomobili geliştirirken. 2010 yılında dediğim gibi piyasaya sunuldu, 2010 yılında tanıtıldı Peugeot 508 ve 2017 sonlarına kadar da üretildi. Türkiye'de oldukça geniş bir yelpazede motor seçenekleri vardı Peugeot 508'in. 1.6 litrelik atmosferik beslemeli motor, 120 beygir güç üretiyordu. 6 vitesli otomatikleştirilmiş manuel şanzımanla satın alınabiliyordu. 1.6 litrelik motorun yine benzinli motorun turbo beslemeli versiyonu, 156 beygir güç üretiyordu. Ve 6 vitesli tork konvertörlü şanzımanla bu sefer satın alınabiliyordu. Yine 1.6 litrelik bir dizel motor söz konusuydu ki buradaki araçta da o var. Bu 1.6 litrelik dizel motor ilk önce 6 vitesli otomatikleştirilmiş manuel şanzımanla üretildi. Daha sonra 2015 üretiminden itibaren de 6 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzımana geçti. Blue HDI motorla birlikte geldi. 2015 modeller içerisinde tabii ki 2 motora ve şanzımana sahip versiyonu da bulunabilir ama buradaki araç gibi 2016 ve daha üzerinde bir Peugeot 508 satın alırsanız dizel motorla birlikte modern bir motor, modern bir şanzıman satın almış olacaksınız. Böyle değerlendirilebilir. Bunun dışında 2.2 litrelik dizel motora sahip versiyonu da vardı mesela. Peugeot 508'in çok küçük adetlerle de olsa satılmıştı. 2.2 litrelik dizel motor GT donanım seviyesiyle birlikte satılıyordu. Enteresan bir versiyondu. O da dahası station wagon karoserle de satılmıştı Peugeot 508. Eğer daha fazla yükleme alanına ihtiyacınız varsa belki o versiyonlara da bakabilirsiniz. Buradaki versiyona geri dönecek olursak, biraz önce söylediğim gibi 2016 model yılına ait sadece 47 bin kilometrede dizel motorlu otomatik şanzımanlı nispi olarak zengin donanıma sahip bir araç. Peki nasıl özellikler sunuyor? Hemen onları anlatayım size. Peugeot 508'in boyu 4 metre 79 santim. Bugünün standartlarına göre bile iri bir araç sayılabilir. Yani orta sınıfın gereklerini tam olarak yerine getirmiş. Güncel 508'den daha uzun ilk nesil 508'in boyu. Çünkü güncel 508 biraz daha sportifliğe oynayan bir araç biraz önce bahsettiğim gibi. Buradaysa normal bir orta sınıf sedandan bahsediyoruz. Tabii ki bunun sonuçları da olmak zorunda. Sonuçta orta sınıf sedandan beklenen şeyler arasında büyük bir bagaj da yer alır. Ki bunu da tam olarak bulabiliyorsunuz. İlginç bir bilgi paylaşayım sizinle. 508'in bagajını açmak için 508 logosunun ortasındaki sıfırın içindeki düğmeye basmanız gerekiyor. Böylece bagaj kapağını açabiliyorsunuz. 515 litrelik bagaj hacim var. Farklı kaynaklarda farklı bagaj hacimleriyle karşılaşabilirsiniz. Türkiye'de açıklanan bu değerdi. 515 litre olarak açıklanmıştı ilk tanıtıldığı zaman bagaj hacmi. Gerçekten de büyük ve kullanışlı bir bagaj. Gördüğünüz gibi bagaj kapağı da bayağı yukarıya doğru açılıyor. Genel olarak yükleme ağzı o kadar geniş değil bu bagajın ama yine de rahatça kullanacaksınız. Zaten sedanların kullanışlılıkları sınırlıdır. Burada da o sedan kullanışlığını genel olarak bulabiliyorsunuz. Arkada çok kollu bağımsız aksı var Peugeot 508'in. Bu nedenle duvarlarda süspansiyon sisteminin elemanlar için yerler var. Yani duvarları tamamen düz değil, bütün genişliğini çok rahat bir şekilde kullanamıyorsunuz. Derinlemesine kullanmanız gerekiyor. Bu bagajı yükleme eşiğiyle zemin arasındaki farkı çok fazla değil. Zeminin altında da bir
alan tasarruflu, yani normalden daha ince yedek lastik bulunuyor. Belki onun etrafında da ufak tefek yüklemeler yapabilirsiniz. Burada mesela bir kanca bulunuyor ya da kanca karşılığı, kanca takmak için bir halka bulunuyor ya da lastikli bölmeler bulunuyor ki bazı eşyalarınızı oralara sıkıştırabilin. Sonuç itibariyle makul kullanışlığa sahip bir bagajdan bahsediyoruz. Koltuk sırtlıklarını yatırarak bagajı genişletebiliyorsunuz. Hatta kol dayanağının içindeki bir kapak yardımıyla uzun yüklerinizi yüklemek için de orada bir açıklık elde edebiliyorsunuz. Burada bir tutamağı bile var. Artık güncel modellerde çok fazla bulamıyoruz bunları. Arka koltukları göstereyim bir de size. 508'in aks mesafesi 2 metre 82 santim. Bunun da tabii ki güzel sonuçları var. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi gayet güzel diz mesafesi var. Günümüzde orta sınıfta bundan daha iyisini sunan tabii ki rakipler bulunuyor. Modern dünyada biraz daha iyisi sunuluyor. Sonuç itibariyle mühendislik değişiyor ve onların sonuçları da karşılıkları da değişiyor. Burada biraz iri yapılı koltuklar var. Bunu da söylemek lazım herhalde. Daha sportif tasarımlı koltuklar bunlar. Onlar da diz mesafesinden biraz çalıyordur. Baş mesafesi gayet güzel. Tavan çizgisi nispi olarak daha düz geliyor benzerlerine göre. Çok fazla kupevari tasarımın peşinde koşmamış Peugeot zamanında. Bu sayede de tavan çizgisi gayet güzel. Tavanda baş mesafesi gayet güzel. Bu araçta bir sunroof, açılır tavan vesaire bulunmuyor. O olsaydı biraz tabii yer işgal edecekti. Baş mesafesini belki biraz kısıtlayabilir. Cam alanları geniş. Çok rahat bir şekilde dışarıyı görüyorsunuz. Zaten orta sınıf bir sedanda da böyle olması gerekiyor. Kalite algısı konusunda burada yumuşak plastikler var aslında. Tırnağınızın içine girebileceği türde plastikler var. Ama yine de öyle çok çok aşırı kaliteli hissettirmiyor. Kapı tutamaklarında mesela lake kaplamalar kullanılmış. Böyle kalite algısı oyunları mevcut. Arkada küçük bir kapı içi cebi bulunuyor. Bir şişe bölmesi var. Bir de ufak tefek eşyalar için bir bölme var. Fileli koltuk sırtlığı arkası cepleri Peugeot o zamanlarda kullanıyordu bunları. Ve bunda da saklama alanları bitiyor. Orta bölümde bir çift havalandırma çıkışı var. Bunların hem şiddetten hem de yönleri bağımsız olarak ayarlanabiliyor. Bir tane 12 volt soket var burada. Şarj ihtiyacınız için bunu kullanabilirsiniz. Mesela çakmak çıkışını USB'ye dönüştüren bazı aparatlar var. Onlardan bir tanesini belki satın alabilirsiniz. Çok küçük de bir saklama alanı var. Buraya ne koyabilirsiniz açıkçası bilmiyorum. Otomobilin şaft tüneli oldukça alçak. Neredeyse hiç yokmuş gibi ama yine de orada tabii ki bir çıkıntı olduğu için oraya ayağınızı koyamayacaksınız. Orta konsol da biraz çıkıntılı ve sonuçta üstünden atlamak gerekiyor. Ön koltukların kızakları ileride. Ayaklarımı hemen şaft tünelinin kenarına koyabiliyorum. Burada geniş bir araçtan bahsediyoruz sonuç itibariyle. Evet, burada 3 yetişkin rahatça seyahat edebilecektir. Minder çok şişkin değil ama sırtlık birazcık şişkin. Baş mesafesi konusunda ya da diz mesafesi konusunda herhangi bir sorunum yok. Sonuç itibariyle orta sınıf satın alıyorsanız, orta sınıf bir sedan satın alıyorsanız arkada tabii ki 3 yetişkinin seyahat etmesi sizi herhalde şaşırtmayacaktır. Bu tarafa geri dönecek olursak, ayağımı kurtarayım. Burada bir kol dayanağı bulunuyor. Kol dayanağının içinde bir çift bardaklık var. İki tane şişe için belki de burayı kullanabilirsiniz. Biraz önce söylediğim gibi burada bir kapak da bulunuyor. Isofix bağlantıları koltuğun derinlerinde bir yerlerde bulunuyor. Eskiden çok kolay ulaşılabilir değildi Isofix bağlantıları. Ve arkada kancası da var onun. Eğer koltuğun arkasına kancayı da takmak isterseniz böyle yerleştirmek gerekiyor. O zaman direksiyona geçelim. Kokpitinden bahsedeyim, sürüşünden bahsedeyim. Neler var neler yok onları anlatayım biraz size. Şimdi Peugeot 508'in direksiyonundayız. Önce kokpitten başlayayım, neler var neler yok anlatmaya. 2010'da tanıtıldı dediğim gibi. 2014-2015 civarlarında makyaj gördü bu otomobil. O zamanın anlayışıyla şekillendirilmiş bir kokpit var ve o zamanlar çok öyle albenili kokpitler çok sıklıkla bulunmuyordu. Aslına bakarsanız burada da süslemelerden uzak bir kokpit var. Mesela zamanın Passat'ını ele alacak olursak, bundan bir nesil önceki Passat'tan bahsediyoruz. Orada daha yaygın bir şekilde süslemeleri görebiliyordunuz. Daha farklı kaplamaları görebiliyordunuz ama dediğim gibi bu çok yaygın tercih edilen bir seçim değildi. Burada yumuşak plastikler her yeri sarıyor ama o plastiklerin üzerine renklendirecek, daha seçkin kılacak kaplamalar çok fazla kullanmamış. Sadece kokpitin ortasını geçen bir kuşak var. Bu aynı kuşağı orta konsolda da mesela bulabiliyorsunuz. Bununla sadece albeni elde edilmeye çalışılmış. Kalite algısı konusunda iyidir mesela bu kokpit. Dokunduğunuz yerlerde çok güzel malzemeler bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi günümüzde daha albenili kokpitler bulunabiliyor çok rahat bir şekilde. Diğer konulara geçecek olsak, burada gördüğünüz gibi küçük bir dokunmatik ekran bulunuyor. Bu yaygın bir donanım değildi tabii ki zamanında. Daha çok likit kristal ekranlar bulunuyordu ki zaten bu kokpitte dokunmatik ekran için tasarlanmamış. Bu nedenle sürüş pozisyonunun biraz uzağında kalır bu dokunmatik ekran. Bunun zararlarını bertaraf etmek için müzik sisteminin üzerinde bu dokunmatik ekranın kontrolleri yer alıyor. Oradan menülerini seçebiliyorsunuz ya da bazı ayarlamaları müzik sistemi üzerinden de yapabiliyorsunuz. Bir CD çaları var bu arada müzik sistemine değinmişken. Günümüzde pek bulunmayan bir, hiç bulunmayan hatta bir donanım haline geldi. CD çalarlar.
Onun altında da çift bölgeli bir otomatik klima. Küçük küçük düğmeleri var. Bulmanız gerekiyor o düğmeleri ve odaklanıp oraya basmanız gerekiyor. Günümüzde yine bu da bu tarz donanımlarda çok fazla bulunmuyor araçlar üzerinde. Analog bir gösterge tablosu var. Çok rahat okunuyor. Benim çok hoşuma gider Peugeot 508'lerin gösterge tablosu ilk günden bu yana. Hem kalite algısı konusunda iyidir hem de rahat takip edilmesi açısından iyidir. Mesela yağ harareti göstergesi de vardır. 508 gösterge tablosunda su hararetinin yanında yağ hararetini de devamlı olarak görebilirsiniz. Küçük bir likit kristal ekran üzerinden de yol bilgisayarı bilgilerini izleyebiliyorsunuz. Silecek kolunun ucundaki düğmeyle de bu bilgileri değiştirebiliyorsunuz. Günümüzden çok farklı değil yani. Bunlar açısından bakarsak ama dijital gösterge tabloları vesaireler tabii ki o zamanlar yoktu. Saklama alanlarına geçmeden önce birkaç tane ergonomik enteresanlığından bahsedeyim Peugeot 508 kokpitinin. Mesela anahtarsız çalıştırma sistemi varsa aracınızda marş düğmesi direksiyonun sol tarafında yer alır. Enteresan bir seçimdir bu. Porsche modellerinde olduğu gibi. Ama anahtarsız çalıştırma sistemi yoksa kontak normalde olduğu gibi sağ tarafta yer alır. Bazı düğmeleri bir çekmecenin içine gizlenmiştir mesela. Sol direksiyonun sol altında kalan bir çekmecenin içine gizlenmiştir bazı kumandaları. Mesela stop start sisteminin düğmesi, head-up display varsa onun ayar düğmeleri gibi birkaç tane kumanda orada yer alır. Herhalde tasarımcılar bitirdikten sonra bu düğmeleri kullanmaya karar vermişler ve o çekmecenin içine yerleştirmişler. Eğer orada olduğunu bilmiyorsanız bakmak da aklınıza gelmez. Bunu bir şekilde öğrenmeniz gerekir. Ve küçük eşya saklama içinde pek fazla yeri yoktur. Bardaklıkları buradan o zamanın modasına uygun bir şekilde yaylı bir mekanizmayla çıktığı için bardaklıkları mesela telefonunuzu koyamazsınız. Vites kolunun arkasında da küçük bir göz vardır. Oraya da telefonlar genelde sığmazlar. Ama herhalde bunu havalandırma çıkışlarına takılacak bir aparatla çözebilirsiniz. Aracı satın almayı planlarsanız. Bu arada laf bardaklıklardan açılmışken Peugeot'un kalitesiyle ilgili bazı soru işaretleriniz olabilir. Belki. Ama bakın 5 yıl sonra hala gayet güzel yavaş yavaş açılabiliyor bu bardaklıklar. Herhangi bir şekilde mekanizmaları bozulmamış ilk gün gibi çalışıyor. Ayrıca aracın hiçbir yerinden de ses gelmiyor. İyi bakımlı bir araç kuvvetle muhtemel buradaki örnek. Herhangi bir yerinden bir trim sesi vesaire duyulmuyor. Çünkü Peugeot imajını değiştirmeye bu 508 zamanından itibaren başlamıştı. Kalite algısı konusundaki bilinenleri değiştirmeye, gerçekten kaliteli otomobiller üretmeye başlamıştı. Peugeot 508 bu anlamda da birazcık hakkı yenmiş bir otomobildir. Saklama alanlarının diğerleri konusunda mesela kapı cebi çok geniş değil, pek kullanışlı da değil. Mesela şişe bölmesi yok kapı içinde. Eğer büyük şişeniz olacaksa yanınızda, böyle bir su şişesiyle mesela dolaşıyorsanız onu koyacak bir yer bu otomobilde yok zaten. Şu bardakla sahanları sadece satın yanınızda taşıyabilirsiniz. Onun dışında kol dayananın altında da küçükçe bir göz bulunuyor. Burada bir USB portu var. Pek beklenecek bir donanım değil. Ve bir tane de çakmak çıkışı bulunuyor. Vites kolunun önünde de kül tablası var. Yine güzel yaylı bir kapağın altında yer alıyor. Bu kül tablasını herhalde saklama alanı olarak kullanabilirsiniz. Çakmağı da bu bölümde yer alıyor. Durumlar böyle. Kokpitle ilgili genel olarak kalitesi iyi bir kokpittir. Kullanış gününde bazı ufak tefek sorunları olabilir. Bu arada bu aracın bakım aralığı geçilmiş. Periyodik bakım aralığı geçilmiş. Onun için bir servis uyarı ışığı yanıyor. Muhtemelen yağının değişmesi lazım ya da bir şekilde servise uğraması gerekiyor. Periyodik bakımın yapılması için. Sürüşün diğer bölümlerine gelelim. Neler var neler yok. Buradaki örnekte 1.6 litrelik Blue HDI dizel motor 6 vitesli EAT 6 Aizen üretimi tork konvertörlü otomatik şanzımanla, tam otomatik şanzımanla birlikte geliyor. 2015 ve öncesinde eHDI adı verilen bir mild hybrid benzeri diyelim bir motorla birlikte geliyordu. Ve 6 vitesli otomatikleştirilmiş manuel şanzımanla birlikte geliyordu Peugeot 508. O motorun enteresan özellikleri vardı. Mesela yokuş aşağı inerken araç hareket halindeyken de motorunu kapatabilirdi düşük hızlarda. 15-20 km saatlik hızlarla mesela motorunuz kapalı bir şekilde bazı yokuşları şehir içerisinde trafik sıkışıklığında mesela bazı yokuşları inebilirdiniz çok rahat bir şekilde. Böylece yakıt tasarrufu potansiyeli biraz daha yükselirdi. Blue HDI motorun yapısal değişimleriyle birlikte eHDI motora göre daha tasarruflu bir hale geldiğini söyleyebiliriz. İkisi de manuel şanzımanlarla kullanıldığında Blue HDI motor daha tasarrufludur kesinlikle. Ama tork konvertörlü otomatik şanzımanla otomatikleştirilmiş manuel şanzıman arasındaki tüketim farkları, tüketime katkıdaki farklar nedeniyle iki motor arasında otomatik şanzımanlı versiyonlarda pek tüketim farkı bulamazsınız genel olarak. Tork konvertörlü otomatik şanzımanlar ne kadar verimli olurlarsa olsunlar sonuç itibariyle gücün bir kısmını soğururlar. Hidrolik bir kavrama var arada.
gücün bir kısmını soğurunca da tabii ki yakıt tüketimini de bir miktar yükseltirler. Ama otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlar için bu geçerli değildir. 2015 ve öncesindeki otomatikleştirilmiş manuel şanzımana sahip 508'lerden birini satın almayı planlıyorsanız ki Otoshops'un Kartal stoklarında şu anda bir tanesi bulunuyor mesela. Bu versiyonlardan bir tanesi bulunuyor. Dikkat etmeniz gereken şey otomatikleştirilmiş manuel şanzımanları kullanmanın biraz bilgi istediği, biraz tecrübe istediği. Bununla ilgili bir videom var mesela. Onu izleyebilirsiniz nelerin gerektiğini öğrenmek için. Bunun dışında deneyerek görmeniz gerekiyor aslında gerçekten neler olup bittiğini. Eğer mesela Kartal'daki o aracı tercih edecek olursanız 14 gününüz var. Denemek için 14 gün içerisinde koşulsuz, şartsız iade edebiliyorsunuz otomobili Otoshops'tan satın aldığınızda. Bunu belki de değerlendirebilirsiniz. Otomatikleştirilmiş manuel şanzıman size uygun mu değil mi, kullanabilecek misiniz? Bunlara bir bakabilirsiniz. 14 günde iyi bir süredir herhalde böyle bir deneyimi elde etmek için. Bunun dışında performans konusunda bu motor, performans ve yakıt tüketimi konusunda, tasarruf konusunda oldukça iyidir. Herhalde bu motorla ilgili kimsenin aklında soru işareti yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü Peugeot'un ürettiği belki de en güzel şey olabilir. Buradaki 1.6 litrelik dizel motor pek çok farklı üretici tarafından da kullanılmıştır vakti zamanında. Ford tarafından, Volvo tarafından, mini modeller için BMW tarafından kullanılmıştır. Buradaki 1.6 litrelik dizel motor yaygınca yani kullanılıyordu. Pek çok farklı modelde karşınıza çıkabilecektir. Bu dizel motor tüketim konusunda bir fikriniz olması için ölçümü yapmadım tabii ki ama karşımdaki verileri size aktarayım. 4182 kilometrede 31 kilometre saatlik ortalama hızla 6.5 litre 100 kilometredeki yakıt tüketimi. Gayet iyi bir değer bu büyüklükte bir otomobil için. Herhalde bu da fikir verebilir. Sonuç itibariyle zaten tasarruflu olması da olağan bir şekilde beklenir bu otomobilin. Durumlar böyle. Diğer motor seçeneklerinden atmosferik beslemeli 1.6 litrelik benzinli motor biraz zayıf kalır ama o yılların şartlarına bakarsak pek çok rakibinde buna benzer motorlar vardı. Onlara kıyasla, rakiplerindeki bazı motorlara kıyasla performansı iyi bile denilebilirdi. 508'in bu motor ve otomatikleştirilmiş manuel şanzımanla birlikte. İkinci seçenek 156 beygir güç üreten turbo beslemeli benzinli motora sahip versiyon. Çekiş gücü konusunda gerçekten çok iyiydi. Sportif tatlar verdiği bile söylenebilir bazı noktalarda. Bu motorun bazı sorunları vardı. Bu sorunlarla uğraşmanız gerekebilir o motoru tercih ederseniz. Yakıt tüketiminde 9 litreler civarında gerçekleşecektir. Performans sonuç itibariyle bedava gelmiyor. Bunun dışında buradaki 1.6 litrelik dizel motor en yaygın olarak bulabileceğiniz seçenek tahmin edersiniz ki. Üstüne de 2.2 litrelik dizel motor bulursanız ne ala. Tabi vergileri de yüksek olacaktır. Yakıt tüketimi de yüksek olacaktır ama performans konusunda oldukça iyidir 2.2 litrelik dizel motor. Diğer sürüş özelliklerine geçecek olursak bu konuda sürüş özellikleri konusunda, süspansiyon sistemi konusunda özellikle 508 kesinlikle hakkı verilmemiş bir otomobildir. Zamanında piyasaya çıktığında da öyle. Bugün günümüz için bile aslında böyle diyebiliriz. EMP2 öncesinde eski altyapı üzerinde yükseliyor bu otomobil. Önde MacPherson. Arkada çok kollu bağımsız aks var. Bu otomobilin süspansiyon sistemi Peugeot'un bu zamana kadar, bu otomobil geliştirmesinden önceki döneme kadar odaklandığı o sportif sürüşte konforu iyi bir potada eritmek üzerine tasarlanmış. Gerçekten de bu konuda da çok çok başarılıdır. Süspansiyon sisteminin hem darbeymişi hem de filtrelemesi darbeleri çok iyidir. Zamanına göre iyidir. Bugünkü orta sınıf üyeleriyle bile kıyaslanabilir bu konuda. Peugeot 508 çok rahat bir şekilde gerçekten bu konuda ciddi bir başarıya sahip. Direksiyon sistemi, direkliği, hızı konusunda gayet iyidir ama mesela park manevraları sırasında biraz ağır kalabilir. Yıllanmış örneklerde, ikinci elde satın almayı düşünüyorsanız tabii ki bu da önemli. Yıllanmış örneklerde bu ağırlığı biraz daha fazla hissedeceksiniz kuvvetle muhtemel ve park manevralarında biraz sizi zorlayabilir. Buna belki de dikkat etmeniz gerekir. Düz konumdaki hassasiyeti çok çok iyi değildir bu direksiyon sistemin ama özellikle yüksek hızlarda çok iyi geri bildirimlere sahiptir. Dar virajlarda da sizi rahat destekler hızıyla birlikte. Sürüş anlamında bakarsanız yani gerçekten başarılı bir otomobil. Yol tutuş konusunda da önemli bir eksiği yok. Mesela burnunun sadıklığı bu sınıfta kolay bulunamayacak bir şey, bulunamayacak bir şeydi. Zamanında sadece Ford Mondeo rakip olarak alınabiliyordu. Peugeot 508'e günümüz şartlarında yine orta sınıfla kıyaslayacak olursak da çok fazla model yok Peugeot 508'in bu nesliyle ulaştığı başarım konusunda. Ses konusu ise tam olarak öyle değil tabii ki. Günümüzde
yalıtım biraz daha fazla önem verilen bir konu. Burada mesela dizel motoru her zaman algılayabiliyorsunuz. Sürekli olarak dizel motorlu bir otomobil kullandığınızın farkında oluyorsunuz. İç mekandan rahatça duyuluyor. Rahatsız edici bir şekilde bir traktör sesiymiş gibi duyulmuyor. Ama yine de evet, dizel motor var orada. O homurtularını hissediyorsunuz. Hatta titreşimlerini bile hissedebiliyorsunuz. Dizel motorun günümüzde biraz daha iyi sunuyor tabii ki. Orta sınıf modellerde yine de fiyat seviyesinde, günümüzdeki fiyat seviyesinde kıyaslayacak olursak rekabet edecek modellere göre iyi diyebiliriz. Ses konforu konusunda da yuvarlanma gürültüleri mesela ya da rüzgar gürültüleri her daim dışarıda kalır bu otomobilde. O açıdan bakarsanız bugünle kıyaslandığında bile iyi diyebiliriz herhalde. Sürüşü şöyle bir sonuca bağlayacak olursak, bekleyeceğinizden daha fazlasını alabileceksiniz Peugeot 508'den. Gerçekten bu konuda çok çok iyidir. Benim en sevdiğim orta sınıf modellerden bir tanesiydi vakti zamanında bu otomobil. Hala da o özelliğini koruyor. Bu 50 bin kilometredeki otomobil de aslına bakarsanız ilk günkü kondisyondan öyle çok da farklı değil. Kabul etmek gerekir ki 50 bin kilometre öyle çok da büyük bir rakam değil. Ama yine de biraz daha belki de yıpranmış olmasını bekleyebilirdim. Ama öyle değil. Süspansiyon sistemi gayet iyi hissettiriyor hala bu otomobilin de. Sürüşle ilgili durumlar böyle. Sonuca bağlayacak olursak Peugeot 508 için gerçekten de iyi bir otomobil. 0 kilometre bir otomobil satın almak ya da ikinci elde bir otomobil satın almak kararı size kalmış. Otoshops gibi kurumsal bir firmadan bu satın alımı yaparsanız risklerin bir kısmını paylaşmış olursunuz ama tabii ki sizin bileceğiniz iştir ikinci el bir otomobil satın almak. Büyükçe bir otomobile ihtiyacınız varsa, fazladan alana ihtiyacınız varsa ve bütçeniz de bu civarlardaysa gerçekten güzel bir seçenek olabilir. Peugeot 508 sürüşü anlamında da bekleyeceğinizden daha fazlasını verir. Biraz önce söylediğim gibi böyle baktığınızda enteresan bir kelepir belki de bazıları için bu otomobil. Peugeot'un imajının değişmesi gerekirdi o yıllarda. Peugeot imajını değiştirmek için daha fazla çalışmalıydı ama o çalışmayı yapmadığı için bu otomobil kıyıda köşede kaldı. Öyle çok fazla yaygın bir şekilde ya da yüksek satış rakamlarına en azından erişemedi ne yazık ki o dönemlerde. Temel olarak bakmanız gereken şeyler aracın servis geçmişi, düzenli bakımları yapılmış mı, zamanında yağı vesairesi değiştirilmiş mi, bunlara bakmanız gerekiyor. Bunun dışında da bakmanız gereken çok da fazla bir şey yok. İçindeki donanımlar çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bunları da herhalde bir gözden geçirmeniz iyi olabilir. Benzinli motorlara biraz daha fazla dikkat etmeniz lazım. Dizel motorlarsa çok çok daha iyi sunumlara sahip. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinizi salgından korumaya çalışın lütfen. Bye bye.